Ne oldu kuzen? Çatatoy pöf oldun ha? Yo, seçinle bir konuşamıyorsun, yemin ediyorum ben sana. Sus be, sus. Kalk git Allah aşkına Şahin, bir sus. Ya var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gözlerin var ya, herhalde hiç görmeyecek he, Seçin'le konuştuğunu. Ya git Allah aşkına Şahin, vallahi topu çenene geçiririm ya. Bir git, bir sus. Bir sus Allah aşkına ya. Ben sana böyle mi yapıyorum ya? Bir sus! Ya kuzen ya, şu anarşiye bir çözüm bulsunlar ha. Doğru söylüyorsun. Ha, değil mi? Ben bunu Demirel'le bir konuşayım ya. Bir konuşayım. Bugüne kadar çözmediler ya. Şimdi ben konuştum, sen istedin ya, bundan sonra çözerler. Tövbe yarabbim ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çatatoy, ya Almanya'da yok böyle bir şey ya. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim ha. Tabii yok. Adamlar yapmışlar bir tane duvar memleketin ortasına. Bir tarafa koymuşlar solcuları, bir tarafı koymuşlar sağcıları. Çözmüşler. Oh, kafaları rahat. Ha, ne güzel işte. Çatatoy, gel biz de yapalım ha. Nereden çıktı sen durduk yere bu memleket meseleleriyle ilgilenmeler filan falan? Nereden çıktı? Allah Allah ya, sen ne tipsin, ne cinsin, sürekli her gün bir şey uyduruyorsun ya. Tabii kuzen ya, düşünmek lazım. Bak şimdi, ben rüyamda böyle Elvan'ımla böyle el ele, kol kola böyle dans dans dans, disco disco, küt küt küt, vuhuu, wunderbar falan yaparken, ondan sonra tam böyle elim böyle yanana böyle geliyordu. Anarşikler yüzünden, anarşikler yüzünden uyandım ya, pef oldum ya. Ne haber Çağatay? Eyvallah, senden ne haber abi? İyidir. Ne haber Şahin? Nasıl ya? Sayende kötüyüm, pafım. Niye ya, ne oldu? Sizin yüzünüzden insanlar var ya, sevdikleriyle rüyalarında buluşamıyor, yemin ediyorum. Yemin ediyorum, buluşamıyor. Ben dur, bir sakin ol ya, Allah Allah. Ne diyor bu ya? Bir yok, şey yok ya, adamı. Yok, saçmalıyor ya. Bak bak, ne diyorum biliyor musun? Sizin yüzünüzden, anarşikler yüzünden yani oluyor hep. Sizin yüzünüzden oluyor ya. Elvan'ımla diyorum, bir türlü diyorum, rüyalarda diyorum, buluşamıyoruz diyorum ya. Pef diyorum sana, pefsin seni. Lan anarşik anarşik diye konuşma. Alacağım şimdi ayağımın altına. Nevzat tamam ya, bilmiyor, ne dediğini bilmiyor. Daha kelimeleri seçemiyor. Bu anarşik Almanca... değiliz oğlum biz, devrimciyiz. Tabii öylesiniz canım ya, bilmiyor ya işte. Neyi bilmiyorum ya, neyi bilmiyorum ya, konuşacağım tabii. Tabii de konuşacağım ya, pis solcu bıyıklı anarşik. Lan ağrıyor, alacağım şimdi ayağımın altına. Tamam, tamam. Sinirimi bozma ya. Tamam. Tamam ya, o şey de öyle, Alper de öyle, pis solcu o da, pis solcu. Yok, biz... Gel. Allah Allah. Ya bir dakika ama ya. Bir rahat dur be. Bir rahat dur. Bir dakika, nasıl rahat duracağım ben? Adamın yüzüne baka baka öyle. Ne anarşik diyorsun ya? E o da öyle işte. O da anarşiklerden, o bıyıklı yok mu yakalananlardan? İşte Nevzat öyle işte. Nevzat iyi adamdır, şey yapma hadi. Ya bırak ya, nasıl iyi adamdır biliyoruz ya işte. Ötekin neydi? Alper. Ha, Alper görürsün. Ona da iki çift lafım olacak. Ona da iki çift lafım olacak. Sus! Her gördüğün sakallıyı deden zannetme. Hem sen şu Elvan'la rüyalarda buluşacağına gerçekte buluşsana. Olmuyor mu Çatatoy? Olmuyor ya. Erol Taş baba Sami izin vermiyor. E sen yol yordan bilmiyorsun ki oğlum. Gidiyorsun hemen, ne o? Elvan, hadi disco, dans, küt küt küt. Olur mu öyle? He. Tabii canım, olmaz öyle. Peki ne diyorsun ya, nasıl olmuyor? Önce bakışman lazım. Önce bakışacaksın. Sonra yazışacaksın. Sonra tanışacaksın, en sonunda arkadaş olacaksın. Ne diyorsun ya? Öyle mi oluyor yani? Öyle. Adet öyle. Mesela annemle babam evlenmeden önce 2 sene bakışmışlar. He, yani o zaman böyle bakacağım Elvan'ıma. Okey, tamam. Bakmayacaksın. Bakışacaksın. Ama babası görmesin. Bakış. Bakış. He. Bakış. Okey, okey. Alles klar. Hazır Erol Taş Baba sağın orada Fatoni'yle konuşurken böyle Elvan'a daya daya bakayım. Bak böyle öküz gibi, dana gibi bak. Öküz nasıl trene bakıyor, sen de bak böyle.